Merhaba, Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Evlilik teklifinin heyecanı bitip söz nişan telaşı başladıysa gel birlikte kolları sıvayalım ve muhteşem bir organizasyon planlayalım. Organizasyonu nerede yapacaksın, nasıl hazırlanacaksın, ne kadarlık bir bütçe ayırman gerekir? En çok merak edilen soruların yanıtlarını tek tek verelim. Düğün için her şey, düğün.com'da. Önce bir geleneklere göre görev dağılımının nasıl olacağını anlatalım. Sözü ve nişanı gelin tarafı yapar, erkek tarafının çiçeği, çikolatayı ve yüzükleri alması gerekir. Gelin tarafıysan ilk yapman gereken davetli sayını çıkartmak ve mekan seçmek. Davetli sayısı çok önemli çünkü mekandan ikramlara kadar birçok kalemde fiyatları etkileyecek. Mekan seçerken seçeneğin çok, butik bir organizasyonu evde, kafede, restoranda ya da bir kır bahçesinde yapabilirsin. Hatta son zamanlarda butik organizasyonlar için isteme evi konseptindeki mekanlarda seçenekleri eklendi. 10-20 kişiden 100-150 kişiye kadar konuk ağırlanabiliyor. Ev konseptinde sıcak, samimi mekanlar, evinin salonunda hissedebileceğin gibi bir dekorasyondan kahveyi yapabileceğin mutfağa kadar her şey bu mekanlarda yer alıyor. Daha kalabalık organizasyonlar için ise davet salonları, sosyal tesisler, otellerin balo salonları gibi kapalı alanları ya da kır alanı, havuz başı gibi açık alanları tercih edebilirsin. Tarih, mekan tamam, davetliler de belli. O zaman davetiyeleri de hemen aradan çıkar. Model konusunda seçeneğin çok ama bir tavsiye istersen aklında seni ve müstakbel eşini anlatan bir tema belirle ve davetiyende bunu kullan. Davetiye işini nişandan yaklaşık bir ay önce dağıtılabilecek şekilde planlamayı unutma. Uzakta olanlara da WhatsApp'tan gönderebilirsin. Nişan elbisesi tercihi de önemli bir konu. İçinde kendini iyi hissedeceğin bir model seçmek tabii ki önceliğin olmalı. Daha sonra ise mekan türüne bakabilir, seçimini buna göre yapabilirsin. İhtişamlı mekanlarda kabarık abiyeleri tercih edebilirsin. Ev ve restoran gibi daha sade mekanlardaysa kabarık olmayan midi abiyeleri düşünebilirsin. Nişan günü sürekli ayakta olacağını, kahve ikramı gibi dikkat ve telaş gerektiren anlarda dar alanda hareket edeceğini de düşünürsek ayakkabı seçimini buna göre yapmalısın. Çok uzun ve ince topuklular yerine daha rahat ama şık modeller tercih edebilirsin. Özellikle kalın ya da kısa topuklu olursa daha rahat hareket edebilirsin. Bir de fotoğraf konusu var tabii. Özellikle evde yapacaksan nişandan sonra yakınlarının çektiği fotoğrafların peşine düşme diye profesyonel fotoğraf hizmeti almanı öneriyoruz. Mekanların zaten genelde anlaşmalı ekipleri oluyor, onlarla çalışabilirsin. Daha önceki çalışmalarına bakıp tercih edebilir ya da mekan izin veriyorsa dışarıdan bir fotoğrafçı da getirebilirsin. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından küçük bir pasta kesme töreni de oluyor. Bunun için pastanı da önceden seçmen lazım. Pastanın boyutunu davetli sayına, modelini ise organizasyonun tarzına göre seçebilirsin. Pastada fiyatlar kişi sayısı üzerinden dilim başı olarak veriliyor. Bir de önceden tadım yapma imkanı sunan bir firmayla anlaşıp siparişini de organizasyondan en geç bir iki hafta öncesinde vermen gerektiğini de belirtelim. Adettendir davetliler eli boş gönderilmez. Nikah şekeri gibi nişanda da davetlilerin için küçük hediyelikler hazırlatmalısın. Bu bir mum olabilir, sukulent ya da yeşeren kalem de olabilir. Seçeneğin çok, tamamen senin zevkine kalmış. Hazırlanan hediyelikleri gelin damat tagının önünde bir alana ya da nişan masasına yerleştirerek etkinlik boyunca davetlilerin almasını sağlayabilirsin. Söz nişan organizasyonlarında dekorasyon da çok önemli. Burada bir konsept seçmek işleri kolaylaştırıyor. Seçtiğin konsept çerçevesinde masa süslemelerinden nişan tagına, peçetelerden sandalyelere kadar her şeyi uyumlu hale getirmen mümkün. Eğer nişanını mekanda yapacaksan firmaların sunduğu konsept seçeneklerini düşünebilirsin. Evde yapacaksan da mutlaka bir organizasyon firmasıyla çalışmanı öneriyoruz. Çünkü nişan organizasyonunda ihtiyaç duyabileceğin süsleme, catering gibi her alanda organizasyon firmalarından hizmet alabilirsin. Nişan günüyle ilgili aklında bir soru oluşmasın diye sözle birlikte yapılan bir nişanda akış nasıl olur ondan da bahsedelim. Erkek tarafıyla başlayalım. Damat tarafı çiçeğinin çikolatasını alır mekana gelir. İsteme çiçeği erkek tarafının eşine verdiği önemi temsil eder. Bu yüzden göz alıcı olması gerekir. Sevgiyi ve tutkuyu temsil ettiği için genellikle gül kullanılır. Hatta benim için teksin mesajı vermek için 41-51 gibi tek sayıda güller tercih edilerek hazırlanır. Tabii burada bir sınır yok, gül de şart değil. Gelin adayının sevdiği çiçeklerden rengarenk bir buket de hazırlatabilirsin. Tabii bir de isteme çikolatası var. Söz nişan için iyi marka çikolatalar altın, gümüş ya da ahşap tepsiye ya da gondola diziliyor. Üzerine badem şekerleri de serpilebiliyor. Hazırlanan tepsi ya da gondol, çiçek, tül, kurdele gibi malzemelerle süslenerek daha da göz alıcı hale getiriliyor. Erkek tarafı çiçeği çikolatasıyla geldikten sonra organizasyon istemeyle birlikte yapılacaksa aile büyükleri oturur, sohbet eder, hal hatır sorulur. Aileler yeni tanıştığı için din, siyaset gibi riskli konulara girilmemesinde de fayda var. Organizasyon öncesi kendine ve ailene de bunu hatırlatman iyi olur. Hatta ortamı canlandıracak bir iki hoş sohbet yakınını da mutlaka davet et ki muhabbet daha nasılsınız da tıkanıp kalmasın. Sohbet bitti, kahveler içildi, daha sonra isteme merasimine geçilir. Büyükler anlaştıktan sonra yüzük seremonisi başlar. Seremoni öncesi yüzükleri kurdeleyle birbirine bağlayıp tepsiye yerleştirmiş olman gerektiğini de söyleyelim.
Söz nişan tepsisini gelin tarafı hazırlatır. Bu tepsi genellikle gümüş olur. Ama son yıllarda aynalı, bakır, epoksi gibi seçeneklerin de popüler olduğunu söyleyelim. Tepsiye kurdeleye bağlı yüzükler ve kurdeleyi kesmek için de makas konuluyor. İsteğe göre tepsiye yüzük yükseltici ya da taze çiçek gibi süslemeler de konulabilir. Söz ve nişanda alyans takılır. Düğünden sonra ekstra bir alyans almana gerek yok. Söz nişanda sağ tarafa takılan yüzük evlenince sol ele geçer. Bu yüzden uzun yıllar boyunca hayatının her alanında kullanacağın yüzüğün rahat bir model olmasına da dikkat et. Bu arada yüzükleri kimin takacağını da müstakbel eşinle önceden konuş ki nişan günü bir karışıklık olmasın, kalpler kırılmasın. Yüzükleri genelde gelin tarafının aile büyüklerinden biri takar ama son dönemlerde iki tarafında aile büyükleri yüzük takabiliyor. Gelin tarafından biri damada, damat tarafından biri de geline yüzük takabiliyor. İki tarafında gönlü kırılmadığı için bizce bu yöntem daha tatlı. Takılardan bahsetmişken aile büyüklerinin geline ve damada takacağı hediyeliklerden de bahsedelim. Geline ve damada takılacak takılar yöreye göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer sizin geleneklerinizde ayrıca bir uygulama yoksa geline genellikle küpe, kolye ve bileklikten oluşan bir takı seti, damada da şık, kaliteli ve uzun ömürlü bir damat saati takıldığı da aklında bulunsun. Akıştan bahsettik. Peki bir mekanda söz nişan organizasyonu yapmak için nelere ihtiyaç duyarsın? Mekanlar hangi hizmetleri verir ya da ne kadar bir bütçe ayırmalısın? Yıllardır bu alanda hizmet veren Necla Hanım var yanımızda, ona soralım. Söz nişanı mekanda yapmak isteyen bir çiftin alabileceği hizmetler nelerdir? Bizim mekanımızda şu an isteme, söz nişan bir arada yapılıyor. Mekan kiralama yaptığımızda organizasyon ve süsleme içine dahil oluyor. Genelde hani müzik içine dahil bu sistemin ama fotoğrafçı, işte ekstra süslemeler ya da hediyelikler, bunların hepsi ekstra olarak hizmette var. Biraz da ikramlardan bahsedelim. Söz nişan ikramlıkları nasıl olur? Neler ikram edilir? Ve kokteyl menü, yemekli menü seçenekleri var mıdır? Evet, genelde bizim sözümüz ve nişanlarımızda kokteyl menü seçiyorlar. Eski adı, eski anne tabağı gibi, gün tabağı gibi. Ondan sonra onunla birlikte içecekleri var yanında. Kına gecesi ya da diğer farklı şeylerde de farklı seçenekler, kurabiye tabağı ya da yemekli tabaklarımız da mevcut. Fiyatlardan da bahsedelim. Fiyatlar neye göre değişiyor? Hafta içi mi, hafta sonu mu, ikramlara göre mi? Boş mekan kiralanıyor mu? Detaylara gelebilir miyiz biraz? Tabii. Bizim hafta içi ve hafta sonu fiyatlarımız değişiyor. Nasıl gidiyoruz? Evet, ara ara kampanyalar yapıyoruz. Özellikle düğün.com'a özel kampanya yapıyorum ben. Hafta içi 400 Euro'dan başlayan fiyatlarla gidiyoruz. Hafta sonu 500 Euro ve kişi sayısına göre değişiyor. Menülerde de öyle. 90 TL'den başlayan fiyatlarla menülerimiz var. Bunlar paket içeriği, mekan, süsleme. Bu paketlere neler dahil oluyor? Bizim içeriğimizde mekan, boş mekan kiralama şeklinde yapıyoruz. İstenirse menü olarak hazırlık hizmet veriyoruz. Ekstra istekler olursa da onları da karşılıyoruz. Peki sözü nişanı mekanda yapacak çiftlere neler tavsiye edersiniz? Neler tavsiye ederim? Önce sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Mekanları gezmelerini tavsiye ediyorum. İçlerine en çok sinenle görüşmelerini tavsiye ediyorum. Kendilerini daha rahat hissedecekleri yerlere özellikle seçsinler istiyorum. Onun dışında tarih önemliyse mutlaka tarihleri için beğendikleri yeri en az 3 ay öncesinden kapatmalarını söylüyorum. Onun dışında alacakları hizmetleri, mesela fotoğrafçı, ben mutlaka görüşmelerinde söylüyorum. Burada çekilen fotoğraflara mutlaka bakın. Seçecekleri mekanın yorumlarına bakabilirler. Ama ben orada şeyi de söylüyorum, hani gerçek, reel yorumlara bakabilirler. Bazen gelinlerimiz paylaşıyor, birçok firmayı da bence paylaşıyorlar. Onlara bakarak seçebilirler. Bazen fotoğraflar yanıltıcı oluyor. Mekanda mesela bizim mekanımıza geldiklerinde şunu söylüyorlar. Abla, fotoğraflarda daha küçük gözüküyor ama burası bizim gördüğümüzden daha büyük diyorlar. O yüzden mutlaka gezip boşken de gezmelerini, nişan ya da bir etkinlik sırasında da gezmelerini tavsiye ediyorum. Yani tabii geldiklerinde de bakacakları şeyler var. Mutfağı gezmelerini tavsiye ediyorum. Yemeklerin servis edilme şeklini tavsiye ediyorum. Bir izlemelerini istiyorum. Tabii kendileri de bazen banyosundan, lavabosundan, yerdeki, duvardaki çiçeğine kadar dikkat ediyorlar. Bunlara baksınlar istiyorum. Söz nişan hazırlıkları ile ilgili bilmen gerekenleri anlattık. Sırada sana en uygun firmayı bulmak var. İhtiyaç duyabileceğin her alandaki firmaları düğün.com'da bulabilirsin. Linki açıklamaya bıraktık. Bir de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma ki bunun gibi ufuk açan daha fazla videoya anında ulaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.